Çok değerli AFAD Başkanımız, çok değerli konuklarımız, çalışma arkadaşlarımız. Bugün burada AFAD'lı üniversitemizin bir protokol imza töreni için bir aradayız. Değerli başkanımız da burada. Protokol kapsamımızı ve AFAD'la ilgili arzu ederse bazı bilgileri kendisinden dinlemek isteriz. Ve hoş geldiniz diyoruz. Sağ ol. Saygıdeğer rektörüm, sayın vekilim, değerli akademisyenler, 9 Eylül Üniversitemizin çok değerli akademisyenleri, yine AFAD'ımızın çok değerli yöneticileri, sayın genel müdürüm, daire başkanım, il müdürlerim, kardeşlerim, değerli basın mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat'tan sonra biz tabi devlet olarak sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sayın bakanlarımızla beraber devletimiz, milletimiz ve devletimizin bütün organları, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla bir çaba içerisindeyiz. AFAD da aslında bir koordinasyon teşkilatı. Yani biz devlet adına büyük afetleri yönetmek sorumluluğunda olan bir teşkilatız. Ama bunu sadece tek başımıza değil, ki yetmez de buna bizim personel sayımız ve imkanlarımız, bütün dünyada olduğu gibi paydaşlarımızla beraber yapıyoruz. Bu noktada da 9 Eylül Üniversitesi'nin yaptığı çok güzel çalışmalara az önce yarım saatlik sohbette bile şahit olduk. Bundan dolayı sayın rektörüme minnettarlığımı ifade etmek isterim ve ben de arkadaşlarımdan istirhamda bulundum ki bu yapılan bilimsel çalışmaları biraz daha alana da yayarak taçlandırmak da bizim vazifemiz. Çok hoşumuza gitti. Ayrıca bugünkü bu protokolde de Orhan Hocama, sayın genel müdürüme de çok teşekkür ediyorum. Burada yapılan işte sismik çalışmalarda 9 Eylül Üniversitesi'nin sistemlerini bizim AFAD'ın sistemine entegre edeceğiz. Böylece Avrupa'da ikinci sıradayız ama bize göre birinci sıradayız. En fazla sismik ölçüm istasyonları olan ülke olarak İtalyanlar birinci sırada gözüküyor ama onların İtalya haricinde de yaptıkları yerleri kendi sistemlerine tanımlamışlar. Bu anlamda bakıldığında 1145 olarak. Yıl sonunda 1185 olacak. 4 bugün, yani 4 de bugün 1089 ile birlikte Avrupa'nın en fazla gözlem istasyonuna sahip ülkesi olacağız. Ve birçok alanda az önce ifade ettiğim gibi devlet büyüklerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın emrinde olacağız. Onların afetten en asgari şekilde etkilenmesi temel hedefimiz. Can kaybıları mümkünse hiç olmasın derdindeyiz. Bilimin, pozitif bilimin bütün imkanlarını, donelerini kullanarak ve hiç öykünmeden, hatta bu konuda da dünyaya örnek olabilecek çalışmalara da biz akademisyenlerimizin yapabileceğine yürekten inanıyoruz. Bu anlamda da her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek isterim ve çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sağ olun. Bir önceki Erzurum valimiz dediği gibi üniversitemizde yakın çalışma içindeydi o dönemde de. Şimdiki AFAD başkanımız, çok memnun olduk, tebrik ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Yine AFAD'ımızın çok değerli yöneticileri, değerli hocalarım, bugün yine güzel bir protokolün imzası aşamasındayız şu an için. Depremde erken uyarı veya gözlem denen konu çok önemli. Özellikle bizim gibi deprem kuşağında olan ülkeler için çok çok daha önemli. Ama dünyanın da bir gerçeği aynı zamanda. Biz hem kendi insanımıza hem de dünyanın herhangi bir yerinde bir sıkıntı çeken, yardıma ihtiyacı olan herhangi bir kişiye yardımda dünyada örnek ve ilk sırada gelen ülkeyiz. Tabii bunu daha geniş kapsamlı, daha güçlü, daha yetkin yapabilmek için de teknolojiye uyumlu, teknolojiye ayak uyduran bir gelişim çizgisi göstermek durumundayız. İşte burada bu işi yapan, uygulamasını yapan, yüreğini, canını ortaya koyan AFAD gibi bir kuruluşla bunun teknik altyapısını oluşturacak, bilimi üreten üniversitenin işbirliği çok güçlü sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Amacımız, hedefimiz bu. Bilimin gücünü bu konuda çalışan kurumlara da, dolayısıyla topluma da
daha hızlı yansıtabilmek, daha kalıcı, daha somut sonuçlarla görebilmek. Biz zaten üniversite olarak akademik faaliyetlerimizin yanı sıra kamu yararı güden çalışmalara da ağırlık vermekteyiz. Birkaçını demin değerli başkanımla paylaştım. İşte akıllı çardak üretimimiz oldu, yine su arıtma ünitelerimiz oldu. Özellikle engellilerimiz için depremde uyarı sistemlerimiz var. Bunlardan bahsettik. İnşallah bunlarla ilgili de işbirliğimiz içinde tüm desteğimizle devam edeceğiz. Bu noktada da bugünkü protokolümüz sonrasında deprem gözleminde veya bir anlamda erken uyarı sisteminde AFAD'ımız belki de dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk üçte yer almış olacak. Bugün dört tanesinin devrini AFAD'a yapacağız ve böylece Türkiye için deprem master planı standartlarını belirleme projesi olan TÜR-DEMAP kapsamında bizim de bir katkımız olmuş olacak. Allah böyle afetler vermesin diyoruz. İnşallah en az can kaybıyla, mümkünse hiç can kaybı olmadan atlatalım diyoruz. Çünkü dünyanın da ülkemizin de bir gerçeği ki bu tür afetler oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü yine bilimsel bir gerçek, bizim en azından deprem fayları üzerinde olan bir ülke olduğumuz, özellikle İzmir olarak sadece karada değil denizde de bu fay hatlarının olduğunu biliyor olmamız. Biz elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız. Çünkü özellikle deprem için deprem değil bina öldürür ya da tedbirsizlik öldürür, eğitimsizlik öldürür şeklinde sloganlar var. Bunlar gerçek. Bunları biliminde gücüyle kendi hayatımızda ve tüm sorumlu olduğumuz kişiler için uygulamayı da bir hedef olarak benimsedik. Ben protokolümüzün bu anlamda çok yararlı olacağını düşünüyorum. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hemen ilgi gösteren, bu konuda hızlıca aksiyon alan AFAD'ımıza kolaylıklar diliyorum. Başkanımıza da tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah hepimize hayırlar getirsin dileğiyle. İmzamıza sunuyorum. Evet. Tonaj arama kurtarma aracımız. Bunda 4 ekibimiz çok rahat bir şekilde çalışabiliyorlar deprem bölgesinde. Bunun için de kesme ayırma sistemlerimiz kendine. Jeneratörleri, kırıcılar, delikler, bütün adamlar var. Dışarıda bir şey. İhtiyaç duyulmasa biz ne yapacağız? Afet ve acil durumun meydana getireceği maddi ve manevi zararı finanse indirmek ve halkın... Ada. Elinize sağlık. Ne kadar enerji çekiyor? Ne kadar dayanıyor? Yaklaşık 48 saat. Yani hiç güneş olmasa 48 saat gidiyor. Orada mesela rollerimiz çalışıyor. Güzel. Yavaş yavaş artık bu afetlerden sonra kentsel arama kurtarmada da önemli olduğunu fark ettik ve girdik. Bu yaptığımız çalışma atlama çalışması. Atlama çalışmasının engel olarak
bu köpeğinin engellerin rahatlaşması için yaptığımız bir çalışmadır. Sırpçat'da tünel çalışması. Mekan alanında köpeğin mekan içerisine girerek karanlık alanlarda arama yapmasını engeli ve atlama engelini yapıyor. Arama köpeklerimizin eğitim süresi yaklaşık 1,5 ila 2 yıl sürmektedir. Kılavuz ipler yardımıyla kazazedenin güvenli bir şekilde tahliyesi başlamıştır. Başkanlığımızda üniversitemizin bir protokolü ve daha sonra AFAD'ımızın organize edildiği ve İzmir temelinde neler yapılabildiğini küçük birer örneğini gördüğümüz bir etkinlikte bir aradayız. Bildiğiniz gibi ülkemiz deprem kuşağında olan ve doğal afetlere maalesef açık olan bir ülke. Çok yakın zamanda büyük kıyamet gibi bir 6 Şubat depremini yaşamış olduk. Dolayısıyla bizim her an için her kurumumuzun, her bir kişimizin buna hazırlıklı olması lazım. Bu anlamdaki kamu kuruluşlarının önemi, birlikteliği de çok anlamlı. Bugün geçen yıl 6 tanesini devrettiğimiz, bu sene de 4 tanesini devrettiğimiz sismometre dediğimiz depremi önceden haber veren veya depremi ölçebilen veya erken uyarı sistemi de diyebildiğimiz cihazımızın protokolünü yaptık bugün ayrıca değerli başkanımızla, valimizle. Yine bu etkinliklerin tümünde bizim öğrencilerimiz de var. 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri ya mezun ya da fiilen öğrenciyken öğrenci topluluğu konumunda bu tür etkinliklerde görmek, bu tür faaliyetlerde birer rol model olarak öne çıkmış olmaları bizim için çok önemli, çok gurur verici. Bu anlamda birebir tüm faaliyetlerini desteklemek ve katılmak yönünde bir çabamız da var ayrıca. Ben bu protokolün bugünkü etkinliklerin bir kez daha bir farkındalık oluşturacağını, bilimin katkısının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha altını çizeceğini ve milli yerli olma anlamında da bir adım daha atılmış olmanın bir göstergesi olarak görüyorum. Nitekim işte akıllı çardağımızda özellikle engellerimize yönelik depremde sinyal gönderebilme yöntemini geliştirdik. Onunla su arıtma ünitelerimizle velhasıl yani bir üniversite olarak üniversiteye yakışacak bir şekilde bilimi bu konularda da kullanabilmenin hedefi ve amacıyla buradayız. Önemli bir kısmını yaptık ama tabii ki yetmez. Daha iyiye, daha ileriye, daha çok birlikteliğe diyoruz. Bu birlikteliğin, bu protokolün, bugün bu etkinliklerin inşallah ülkemizi tüm kazalardan, afetlerden koruması temennisiyle hayırlı olmasını diliyorum. Bütünleşik afet yönetimi anlayışı çerçevesinde 9 Eylül Üniversitesi ile birlikte bir organizasyon yaptık bugün. Bu vesileyle 9 Eylül Üniversitesi rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nike Totar hocama, rektörümüze teşekkürlerimi, saygılarımı iletiyorum. Biz AFAD olarak bir organizasyon kurumuz. Türkiye'nin genel afet siyasetini ve politikasını üreten ve yöneten ve işleten kurumuz. Bununla birlikte bütün dünyada olduğu gibi bütünleşik afet yönetiminin amacı toplumun, devletin imkanlarını, yeteneklerini, kapasitesini ve potansiyelini komple kullanarak afeti yönetebilmektir. Tek başımıza değil, bütün dinamiklerimizle beraber afet yönetimini birlikte gerçekleştiriyoruz. Devletin kurum ve kuruluşları, bakanlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, burada onları da görüyoruz çünkü, ve üniversitelerimizle. Üzülerek söylüyoruz ki 6 Şubat depremiyle beraber bu tecrübemiz daha da çok arttı. Bu vesileyle hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Oradan aldığımız tecrübeyle muhtemel depremlere ve muhtemel afetlere karşı hem İzmir'imizi hem de 81 ilayetimizi daha hazır hale getirmek çabalarını bir yansıması bugün aslında risk azaltma. 13 Ekim Dünya Risk Azaltma Günü'ydü. Bugün 17 Ekim. Dolayısıyla 13 Ekim'di. Evet, bugün 17 Ekim. Dolayısıyla o şeyin o risk azaltmanın şeylerinden faaliyetlerinden birisi bugün.
İzmir'de yapmış olduğumuz. Murat Hocam, sizi e-kazada yapabilir miyiz? Tabii. Telefonu elimize alalım. Şu konuma getirelim. Murat Hocam'ın enkaz altında kaldığını varsayalım. Bu basırda telefona mesaj yazmasını istesek yazamaz. Ama evet, salla dersek, şu anda mesajı ilettiğin gitti hocam, hissettiniz. Evet. Şu anda enkaz zaten bulunduğu GPS konumu olduğu gibi 5 farklı adrese gitti. Engelli, telefonu tutamıyor ama telefon ileri noktada acil yardım, acil yardım, acil yardım ifadesiyle aynı şekilde mesaj oraya gidiyor. Bu ses ha. Uyarı gibi. Her 7 saniyede bir düdükle yukarıya uyarı veriyor. Bu sadece deprem için olsun diye düşünmüştük ama bize bir farklı yol açtı. Yangında da, tabii, sel baskınında da, her çığda, her yerde kullanabilir duruma geldi. Bir özelliği söylediler bize. Niye yok dediler. Doğru söylediler. Kurtarma ekiplerimiz var. Onların toplanma yerlerinde hepsinin sağlık olmadığını bilmiyoruz. Onlara da toplanma yerlerinde kaçının enkaz altında kalmadan toplanma yerine gelip sağ salim oraya ulaşabileceklerini de tespit edip güvendeyim diye yeni bir ekleme daha yaptık. Hocam son çalışma bitmek üzere. Parmaktan parmaktan kalp atışını alıp canlı olup olmadığını bahsettiğim şey kamerayı tespit edeceğiz. Telefon rehberindeki kişilere veya seçtiklerine yok, yine güvendiğim konumlara evet, kendi seçiyor. Önce kendi seçti. İster AFAD'a gönderebiliyor, ister valiliğe. Kaç tane orada seçebiliyorsunuz? İstediğiniz kadar seçebilirsiniz. Size ulaşmasını istediğiniz kişiler kadar. Çok teşekkür ederiz. Rota arama kurtarma Nuranya'nın başkanlığı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İşte hem AFAD kurumunu anlatmaya çalışıyoruz, hem oradaki yerel yönetimlerden üzerimize tutan. Ne iş yapıyorsunuz normalde? Ben endüstri mühendisiyim. Ben de hani yani öğrenci öğrencim. Aynen de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çalıştım. Arkadaşlarla beraber itfaiyeciyizdi. Bu gibi yerlere destek olarak, görüntü olarak, destek olarak bir de güzel geldi. Aferin. Baktığımızda aslında Sayın AFAD Başkanımızın ifade ettiği gibi Avrupa'nın şu anda en büyük deprem gözlem ağına sahip ülkesiyiz. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz artık Sayın AFAD Başkanımız. 185 tane deprem gözlem istasyonumuz var. Bu sadece bizim kendi sınırlarımızda olan deprem gözlem istasyonlarımız. Kabaca baktığımızda bir yılda ölçtüğümüz deprem sayısı yaklaşık 25 bin civarında, ortalama 25 bin civarında her yıl deprem kaydediyoruz, deprem ölçüyoruz. Ama ne yazık ki bu sayım 1 Ocak'tan günümüze kadar 65 bin civarında oldu. Bunun nereden baksanız yaklaşık 52 bin, 53 bin civarındaki olanları 6 Şubat depremlerinden sonraki artçı sarsıntılara karşılık geliyor. Ve ne yazık ki bu artçı sarsıntıların da nereden baksanız yaklaşık 500 tanesi sizlerin hissedebileceği büyüklükte, 4.5 ve üzeri büyüklükte artçı sarsıntılar. Şu ana kadar kendi sınırlarımızda bu az önce bahsettiğim 1185+4 istasyonun dışında bizim derin kuyu sismometre istasyonları diye adlandırdığımız, yani yerin yaklaşık 300 metre derinliğine kadar sondaj yapıp arkasından her bir 100 metreye farklı farklı sensörler yerleştirip 0.1 büyüklüğe kadar depremleri ölçtüğümüz artık sistemlerimizi ülkemizin her yerine kuruyoruz. Bu anlamda şu anda ülkemizde 10 tane istasyonu kurduk ve aynı zamanda bu istasyonlardan 2 tanesi de İzmir ilimizde, bir tanesi Dikili'de, diğeri de Ödemiş'te. Bu derin kuyu sismometre istasyonlarımız görev yapıyor. Gerçekten bugün gördük, bir kez daha Sayın Rektörümüz ifade etti kendisini ziyaretlerimizde. O kadar çok yapacağımız ortak projemiz var ki inşallah bunlar ilerleyen dönemde Sayın AFAD Başkanımızın da destekleriyle hayata geçireceğiz diye düşünüyorum.
Halihazırda yine 9 Eylül Üniversitemizin çok değerli akademisyenlerinin yürütücülüğünü yaptığı Ulusal Deprem Araştırma Programı'ndan projeler var. Bizim tabii bir deprem ön hasar ve kayıp tahmin sistemi diye adlandırdığımız, içerisine aynı zamanda yapay zekayla kattığımız bir yazılımımız var. Bu deprem hemen sonrasında özellikle 5 ve üzeri büyüklükteki bir depremden sonra bize otomatik olarak bir 10 dakikalık süre içerisinde bir rapor göndererek o raporla birlikte o depremin olası kayıplarını veya ön hasarını bize verebiliyor. Bu da gerçekten bizim için son derece önemli. Halihazırda 18 tane kuzey ölçerinin içerisinde 5 tanesi 9 Eylül Üniversitemizin daha önce Ulusal Sismik Ağa kattığı istasyonlar. Bunlar DEVUN dediğimiz 9 Eylül Üniversitesi'nin bizzat içinde olan bir istasyon kuzey ölçer. Diğeri Dikili istasyonumuz, Kiraz istasyonumuz, Çeşme istasyonumuz ve Selçuk istasyonumuz. Şu anda Ulusal Sismik Ağa'nın içerisinde 9 Eylül Üniversitemizin katkılarıyla, desteğiyle kurulmuş olan istasyonlar. Bugünkü 4 istasyonumuzda birbirinden farklı 4 ayrı yerde kurduk. Bunlar Özdere, Bergama, Gümüldür ve Dağ Kızılca diye adlandırdığımız Mustafa Kemal Paşa ilçemizin biraz kuzeyinde bir noktada kuruldu. Daha sonra 2 tane istasyonumuzdan bir sembolik açılış yapacağız. Dolayısıyla baktığımızda 62 deprem gözlem istasyonumuzun 9 tanesi 9 Eylül Üniversitemizin desteğiyle kurulmuş kuzey ölçer istasyonları. Bunun dışında 13 tane kuzey ölçer, 19 tane iğme ölçer istasyonumuzun tüm verisinde online anlık olarak 9 Eylül Üniversitemizle paylaşıyoruz. İşin sadece teknik boyutu değil, eğitim boyutu da son derece önemli. Bu açıdan buradaki her bir arkadaşımızı AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum ve bu sürece katkı sağlamalarını rica ediyorum. Ve tabii 2020 İzmir açıklarında olan Seferihisar depreminden sonraki şu anki tabloda bu özellikle Kuşadası Körfezi'nin içerisinde bu 2020 depremine sebebiyet veren Sisan Fayı'nın her iki ucunda enerji artışının olduğunu söylemek mümkün. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani İzmir'in hem karada çok sayıda deprem üretme potansiyeli bulunan fayları var hem de aynı zamanda Kuşadası Körfezi'nde var ki bu anlamda yine 9 Eylül Üniversitemizin değerli akademisyenlerinin bu körfez içinde de çalışmaları var. Bu hatırlatmaları da yaparak ben sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Tekrar hem Sayın Rektörüm hem Sayın AFAD Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Yani burada gerçekten risk azaltma faaliyetlerinde varlığınızda çok büyük bir katkıda bulunuyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 9 Eylül Üniversitesi ile başkanlığımız arasında bugün imzalayacağımız deprem erken uyarı sistemi projesi ve deprem alanında işbirliği protokolü töreni nedeniyle hepinizi saygılarımla selamlar. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere bütün konukları saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, tarihte birçok deprem yaşamış İzmir kentimizde depremlere hazırlıklı olmak ve deprem risklerini en aza indirgemek amacıyla gerçekleştireceğimiz işbirliğinin başlangıcını oluşturacak bu toplantıda yer almaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ilimizde can kaybı ve hasarlara neden olan deprem hala hafızalarımızda taze bir şekilde durmaktadır. Bugün yapacağımız ve ileriye yönelik daha da geliştireceğimiz işbirlikleri ve hizmetler ile bu güzel kentimizi depremlere karşı daha hazır ve dirençli hale getireceğimize yürekten inanıyorum. Başkanlığımızın işletmiş olduğu ve bugün bölgesinin ve Avrupa'nın en büyük ikinci gözlem ağı kapasitesine sahip Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi sadece ülkemizde değil yakın çevremizde de deprem aktivitesini 7/24 esasına göre hassas ve doğru bir şekilde takip ediyor. 2012 yılından günümüze Ulusal Deprem Araştırma Programına 260 proje başvurusu yapılmış, 67 projeye 15 milyon
865 bin TL destek sağlanmıştır. Bu kapsamda 9 Eylül Üniversitemiz de UDAK kapsamını 7 proje desteğinden faydalanmıştır. Değerli katılımcılar, bölgesinde ve dünyada deprem gözlemleri konusunda öncü konumda olan başkanlığımız, günümüz teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmekte ve altyapısını yerli yazılımlarımız ile güçlendirmektedir. Bugün deprem araştırmalarına ve kamuoyunun depremler konusunda en hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik kurmuş olduğumuz Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi, Deprem Parametre Kestirim ve Analiz Sistemi, Türkiye İVME Veri Tabanı ve Analiz Sistemi, Türkiye Deprem Mesaj ve Bilgi Sistemi, altyapısı tamamen yerli ve milli yazılımlarımızdır. Bu yazılımlarımızı ve donanımımızı aynı zamanda dost ve kardeş ülkelere de transfer etmekteyiz. Bugün imzaladığımız protokol ile 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülmekte olan Türkiye için Deprem Master Planı standartlarını belirleme projesi kapsamında İzmir ilindeki mevcut yapı stokunun depreme dayanıklılığının belirlenmesi ve İzmir için deprem erken uyarı sistemi geliştirilmesi projesi kapsamında 9 Eylül Üniversitesi tarafından kurumumuza devredilen 4 adet geniş band sismometrenin ulusal sismik ağ dahil edilerek AFAD tarafından işletilmesi ve mevcut AFAD istasyonlarına 9 Eylül Üniversitesi tarafından temin edilecek olan 12 adet Deusis düzeneğinin yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma ile elde edilecek bilgilerin iki kurum arasında paylaşımı hali hazırda kurulu olanlarla birlikte İzmir ilinde deprem erken uyarı sisteminin kurulması ve ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacıların kullanımına sunulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma İzmir ilinde gerek başkanlığımız gerekse diğer paydaş kurumlarımız tarafından yürütülmekte olan risk azaltma çalışmalarına önemli katkı verecektir. Afet olmadan, can kaybı olmadan afetleri yönetmek en büyük hayalimiz. Ben ev sahipliğinden dolayı Sayın Rektörümüz İke Totar Hocama, saygıdeğer rektörüme ve bütün ekibine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yine AFAD ekibime de, Sayın Genel Müdürüme, daire başkanlarıma, kıymetli il müdürüme ve buradaki herkese, Kaymakam Bey'e, vali yardımcımıza ve diğer aranızda ise iktidar abilerimize çok teşekkür ediyorum. AFAD çalışanlarına, değerli AFAD çok böyle özel kahramanlar, adı duyulmamış kahraman kardeşlerim var. Onlarca hikayeleri var, hepsini risk alarak görevlerini hayattan içe seyrek yapıyorlar. Yine görevleri olmadığı halde çok çok daha değerli, bizden bile çok daha değerli hatta. İyi ki var olan sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcilerine çok teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli bu ülkesi için. Gözünü kırpmadan görevini yapan çok sayıda kişi var. Hocalarımızdan, öğrencilerimize, öğrenci topluluklarımıza, gönüllü çalışanlarımızdan, AFAD'ın personeline. Hepimiz öncelikle saygıyla selamlıyorum. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Bu ülkenin insanıyız. Ülkemiz için de elimizden ne geliyorsa seve seve yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bunun bir göstergesi olarak bir aradayız. Bugünkü protokol törenimiz ve şu anki toplantımızın ve dışarıdaki gösterilerin temel hedefi AFAD Başkanımızın da söylediği gibi risk azaltmaya yönelik faaliyetlerin bir göstergesi. Aynen koruyucu hekimlik gibi hastalanmadan önce, hastalandıktan sonra tedaviye geçmeden, sağlığı kaybetmeden önce, afet durumunda da afet olmadan önce ne yapılabilir? Buna yönelik riskler nasıl azaltılabilir? Bu gerçekten çok kıymetli. Ekonomik değeri bir yana insanın hayatını da birebir korumaya yönelik bir faaliyet alanı.
Dolayısıyla biz de üniversite olarak bunun bir yerinde olmaktan mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bu konuda emek veren tüm hocalarıma, öğrencilerime, tüm ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu noktaya kadar yapabileceğimiz çok bir şey yok çünkü doğal yapı bu şekilde, işin doğası böyle. Ama bu saatten sonra bilim dünyası olarak ilgili kuruluşlarla ne yapabiliriz noktasında çalışmalarımızın her geçen gün daha da ciddileştiği, somut sonuçlarının çıktığı bir süreci yaşamaktayız. Protokol törenimizde kısaca bahsettim. Sizler yaşayarak özellikle 9 Eylül mensuplarımız görüyorlar. Üniversitemizin kıymetli bilimsel çalışmaları var. İşte bunlardan bir tanesi akıllı çardak, dışarıda da var. Kendi güneş paneliyle enerjisini üreten, sıralarının altında da depreme yönelik hem gıda hem kurtarma malzemelerini barındıran, hiçbir şekilde başka enerji ihtiyaç hissetmeden 48 saat kendisini döndürebilen bir anlamda buluşumuz var. Patentini de aldık. Bunu önce öğrencilerimiz için düşünmüştük kampüs alanlarımızda. Daha sonra afet alanlarına da yönlendirebileceğimiz bugün ortaya çıktı. Oralar için de üreteceğiz. İhtiyaç duyan herkes için üreteceğimiz, üretmekte olduğumuz bir aslında 9 Eylül Üniversitesi'nin buluşu. Su arıtma ünitelerimiz oldu. Su biliyorsunuz birinci derecede ihtiyaç ve yeraltı sularının zarar görmesiyle afet anında en çok zarar gören ama en çok ihtiyaç duyulan hayati bir kaynak. Zarar görmüş su kaynaklarını içine bir hale getiren su arıtma ünitelerimiz oldu. Bunların da patentini aldık. Şu anda deprem bölgesinde yaklaşık 10 tane su arıtma ünitemiz de var. Bunların toplamı bir şehrin su ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Yine hatırlatma anlamında kısaca bir şeyin altını daha çizmek istiyorum. 11 ilim birden etkilendiği başka bir böyle bir afet dünyada pek yaşanmamıştır ya da dünya tarihinde bizim gördüğümüz kadarıyla pek yok. Genelde deprem ya da herhangi bir afet bir bölgede yaşanır, bir ilde yaşanır. Komşu iller hemen yardıma koşarlar. Ona komşu olan illerde tekrar takviye olarak gelirler. Ama 11 ilin birden etkilendiği bir noktada komşu il diye bir kavram kalmadı zaten. Çünkü komşu iller de etkilenmişti. Onun komşuları da etkilenmişti. Dolayısıyla devletimizin burada hızlıca refleks göstermesi, yine tüm STK, ilgili STK'larımızın ve biz kendi adımıza üniversite olarak 8 saat sonra orada bulunuyor olmamızın önemi çok kıymetli. Bu pencereden bakmak lazım. 11 tane ilin aynı anda zarar gördüğü bir kıyamet benzeri afet geçirdik. Ve bir yıl olmadan inşallah hızlıca kalıcı konutların teslimi, çadırlardan konteyner kentlere geçiş, esnafta bir canlanma, yerel halkın tekrar kentine dönmüş olup o topraklarını sahiplenmiş olması gibi süreçleri hep beraber izliyoruz. Can kayıplarımız geri gelemez. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim öğrencilerimiz de vardı içlerinde. Ama işte bundan sonra riski azaltmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız, yapmaya da devam ediyoruz. Biz Ar-Ge çalışmalarımız ile bilimsel desteğimizi verebiliriz. Biz bir üniversiteyiz çünkü. Ama üniversite olarak topluma yararlı olma noktasında da görevlerimiz ve ayrıca yönetim politikamız var. Bu anlamda topluma yararlı olma noktasında bilimi nasıl buluştururuzu işte AFAD gibi kuruluşlarla bir araya getirdiğimizde çok daha güçlü olarak gerçekleştirebiliyoruz. Bu anlamda bugün buradaki bu bir anlamda lansman, bir anlamda hazırlık, bir anlamda örnek uygulamaların olduğu toplantı bizim için de çok kıymetli. Bundan sonra oluşacak farkındalık ile öğrencilerimizin, hocalarımızın, tüm bilim insanlarının bu konuda daha katkı vereceğini ve bizim de bu katkıya her zaman ihtiyacımız olduğunu ve desteğimizin olacağını söylememize bir fırsat oluşturmuş oldu. Bu hem protokolümüzün, hem bu farkındalığın, hem bu ekibin, bu kıymetli ekibin bir arada olmuş olmasının önemi çok büyük. Biz buna ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyduk.
Bu bizim sorumluluğumuzu aslında biraz daha arttırdı. Biz kendiliğimizden bir sorumluluk sahibi olmuştuk zaten. Çünkü biz bir kamu üniversitesiyiz. Tüm kaynaklarımızı devlet vermekte. Ve bu kaynaklar bize gelirken hiçbir zaman pandemide aksamadı, küresel krizde eksilmedi, deprem oldu, yine hiçbir şey değişmedi. Devletimiz bizim her türlü imkanımızı hiç eksiksiz bir şekilde sağlamaya devam etti. Biz de bu bilinçte bu imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşma noktasında da bir sorumluluğa sahibiz. Bu sorumluluğumuz karşılık buldukça daha da artmakta. İşte bugünkü toplantılar buna da vesile oldu. Ben inşallah Allah bir daha böyle afetler, böyle sıkıntılar göstermesini diliyorum. Ama bilimsel bir gerçekte bizim bulunduğumuz lokasyon itibariyle bunlara çok açık olduğunu gösteriyor. Bize düşen hazırlıklı olmak. Bu hazırlık içinde emek veren herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Biz de bu hazırlığın en başında bilim ayağında olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Elimizden geleni de yapacağız. İşbirliğimizin bu toplantının hayırlar getirmesini diliyorum. Emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı günlerde hep bir arada olmak dileğiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Rektörüm, Sayın Valim, Sayın Afat Başkanım, Sayın Genel Müdürüm ve değerli katılımcılar. Ben Deniz, 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden öğretim görevlisi Doktor Özkan Cevdet Özdağ. Şu an sizlere Torbalı ilçemizin Dağ Kızılca köyünde kurulumunu gerçekleştirmiş olduğumuz deprem gözlem istasyonunun yanından sesleniyorum. Şimdi müsaadenizle öncelikle temsil açılışımızı gerçekleştirip sonrasında da bazı kısa teknik bilgiler vermek istiyorum. Kurmuş olduğumuz deprem gözlem istasyonu temel olarak iki bileşenden oluşuyor. Bunlardan birincisi arkamda görmüş olduğunuz istasyonumuza göre enerji sağlayacak olan güneş panel sistemi. Bir diğerinde gördüğünüz kabin. Kabinin içerisinde de bir adet hız ölçer geniş band sismometremiz bulunmakta ve bununla beraber de bir aktarım elemanları kabin içinde yer almaktadır. İstasyonumuz dünyanın herhangi bir yerinde oluşacak bir depremin bilgilerini online olarak bize aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda da biz üniversitemiz olarak bu istasyonlardan elde edilen verilerle hem deprem master planı çalışmaları hem de deprem hakem uyarı sistemi projemizde bu istasyon verilerini kullanmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda üniversitemizin öz kaynaklarıyla geliştirmiş olduğumuz bir deprem hakem uyarı sistemi modülümüz var. Bir BAP projesi kapsamında geliştirdik bunu. 12 farklı benzer istasyona kuracağımız modüllerle de yaklaşık bir ay içerisinde test çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Benim daha kısacadan size aktaracaklarım bu kadar. Saygılarımı sunarım. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Afat Başkanım, Sayın Genel Müdürüm ve değerli misafirler. Ben 9 Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği'nde Doçent Doktor Alça Çırmak. Biz de Özdere'deyiz. Özdere'deki deprem gözlem istasyonundayız. Beraber Afat'taki arkadaşımla açılışımızı yapalım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Özel ilçesindeyiz, arkadaşım Özel ilçesindeydik. Ki şu anda sağlam kaya, yani ana kaya üzerinde durduk bu cihazımızı. Sismometremiz, kabinimizin içerisinde ve güneş panelimiz burada görüyorsunuz. Kabinin içinde internetimiz ve elektrik hatlarımız bulunmakta. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen deprem online olarak kayıt altına alınıyor. Ve geniş bantlı sismometre cihazı bulunmakta. Sismometremiz burada. Kabinimizin içinde çünkü iklim şartlarından, yağmurdan, diğer faktörlerden, insanlı hayvandan korunaklı olsun diye böyle bir kabin içerisinde görüyorsunuz. İnternet bağlantımız, elektrik bağlantımız var. Ökemimiz bulunmakta, güneş panelimiz bulunmakta. Ve bu cihazlarımız kayıt altında. Deprem bilgileri kayıt altında olmakta. Ve dediğimiz gibi geniş mantılı bu istasyonumuz, sismometremiz kullanılmakta.
Arkadaşım az önce bahsettiği gibi biz bu 9 Eylül Üniversitesi olarak bizim birileri hem deprem master planı çalışmasında hem de erken uyarı sistemi projelerimizi kullanacağız. Saygılarımı sunuyorum. Buradan aktaracaklarım bu kadar. Teşekkürler.